AK Parti Kütahya Eski Kadın Kolları Başkanı ve Kütahya Milletvekili aday adayı Ceyda Çetin Erenler, Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada 30 Mart seçimlerinin akabinde bir an olsun rehavete kapılmadan, boşluğa düşmeden, çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bu zaman zarfında yeni üyeler kazanma yolunda önemli adımlar attık. Kütahya'mızın dört bir yanında açtığımız standlarımızda kadınlarımızın yoğun teveccühüyle karşılaştık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda kritik bir süreç olan 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kadın Kolları Teşkilatı olarak büyük bir özveriyle çalıştık. Yine açtığımız standlarımızda kadınlarımıza yeni Türkiye'den bahsederek 10 Ağustos'ta Kütahya'mızın seçime katılımında ülkemizde birinci, yine yakalanan oy oranıyla Ege bölgesinde birinci şehir olmasında kadın kolları olarak önemli bir rol üstlendik. Bu başarılarımızda standlarımızda bekleyen teşkilat üyelerimizden tutun, evlerinde dualarını esirgemeyen tüm ak gönüllü kadınlarımıza kadar hiçbir AK Parti sevdalısının emeği yadsınamaz. Milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na uğurlarken Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu hocamızın arkasından aynı özveriyle yürümeye de devam ettik. 2023 Türkiye'sinin kadını bilgili, ülkesinin sorunlarıyla ilgili olmalıdır görüşüyle yaptığımız toplantılarımızda sunumlar ve çeşitli kişisel gelişim kursları hazırladık. 93 Harbi'nde kahramanca vatan savunmasında bulunan Nene Hatun bir kadın değil miydi? Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşırken şehit olan Şerife Bacı tıpkı bizler gibi bir kadın değil miydi? 94 yılında Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sürecinde evindeki bileziklerini, birikimlerini bir an düşünmeden Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderen kişi bir anne, bir kadın değil miydi? Evet, 93 Harbi'nde Kurtuluş Savaşı'nda nasıl önemli görevler üstlendiysek 2023 Türkiye'sinin oluşumunu da gerçekleştirecek olan biz kadınlarız dedi. AK Parti Kütahya Eski Kadın Kolları Başkanı ve Kütahya Milletvekili aday adayı Ceyda Çetin Erenler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında kadın ve aile güçlü olacak ki toplumsal dokumuzu, millet olma vasfımızı muhafaza edelim demişti. Evet, biz kadınların da Cumhurbaşkanımızın bu sözüne riayet ederek çok daha güçlü olmamız, ailelerimizi çok daha güçlü kılmamız gerekiyor. Bizim yeni Türkiye'ye yapacağımız başlıca hizmet budur. Değerli Kütahyalılar, 29 Ocak 2014 tarihinden bugüne birçok güzel şey paylaştık. Beraber ağladık, beraber sevince boğulduk. Bilmenizi isterim ki hayatımın en güzel günlerini bu süreçte sizlerle beraber geçirdim. Bu dönemde bana yardımcı olan teşkilatımızın değerli üyelerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli Kütahya halkından teker teker haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Benim şehrim olan, sevdam olan Cennet Kütahya'mızda AK Parti davası içerisinde Kadın Kolları Başkanlığı görevini bana nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Baki ne güzel söylemiş. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş diye. Umarım hoş bir seda bırakmışızdır. Sözlerimin sonuna gelirken Yeni Türkiye, Yeni Güç Kadın 2023 sloganıyla çıktığımız Yeni Türkiye yolunda Yeni Kadın Kolları Başkanımıza elimizden gelen bütün desteği sağlayacağımızı söylemekle birlikte kendisine görevinde şimdiden başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi. Atalarımızın yuvayı dişi kuş yapar sözünden hareketle AK Parti teşkilatı içerisinde birleştirici, bütünleştirici bir rol üstlenmeyi kendimize bu süreçte ilke edindik. Yine 30 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözden hareketle kapı kapı gezip siz değerli hemşerilerimizin dertlerini, isteklerini tek tek dinledik. Ve seçim çalışmaları kapsamında 50 bin evi gezerek bu alanda Kütahya içerisinde ulaşılması güç bir rekora imza attık. Bizleri çaldığımız her kapıda sevgiyle, muhabbetle karşılayan değerli Kütahya halkı bu başarının başlıca mimarlarıdır. 30 Mart sürecinde paralel yapının ve diğer teşkilatların algı operasyonlarına, karalama kampanyalarına, baskılarına hiçbir şekilde taviz vermeden AK Parti'mizin kadınlarına yakışacak bir şekilde dikleşmeden dik durarak karşılık verdik. Yine bu süreçte karşımızdaki kesimlerin bütün birleşme çabalarına, kendi aralarında yaratmaya çalıştıkları sunni kardeşlik ortamına gerçek bir kardeşlik iklimi kurarak bütün teşkilatlarımızla kenetlenerek karşılık verdik ve nihayetinde
30 Mart seçimlerinden zaferle çıktık. Bugün 30 Mart seçimlerinden bahsederken sonunda zaferle çıktık dememizi sağlayan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. 30 Mart seçimlerinin akabinde bir an olsun rehavete kapılmadan, boşluğa düşmeden, çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bu zaman zarfında yeni üyeler kazanma yolunda önemli adımlar attık. Kütahya'mızın dört bir yanında açtığımız standlarımızla kadınlarımızın yoğun teveccühüyle karşılaştık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda kritik bir süreç olan 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kadın Kolları Teşkilatı olarak büyük bir özveriyle çalıştık. Yine açtığımız standlarımızda kadınlarımıza yeni Türkiye'den bahsederek 10 Ağustos'ta Kütahya'mızın seçimlerde katılımda Türkiye birinciliği, oy oranlarıyla da Ege bölge birinciliğini kazandık. Bu başarılarımızda standlarımızda bekleyen teşkilat üyelerimizden tutun, evlerinde dualarını esirgemeyen tüm ak gönüllü kadınlarımıza kadar hiçbir AK Parti sevdalısının emeği yatsınamaz. Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na uğurlarken Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu hocamızın arkasından aynı özveriyle yürümeye devam ettik.